Evet, merhaba Haftaya Bakış izleyenleri. Hepinize Haftaya Bakış programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Cem Akmaca. İşte Cem Akmaca ile Haftaya Bakış programına başlıyoruz. Şimdi tabii geçen haftaki programımızda ele aldığımız konuların yansımalarını da yine fikri takip yapmak şartıyla bu hafta içerisinde yaşadığımız olayları Erzurum'daki konulara haftaya bakma noktasında bir bakış fırlatacağız. Bir defa öncelikle bir haftaya bakışa şunla bir başlamak istiyorum. Biliyorsunuz benim gerçekten sevdiğim, değer verdiğim küçük kardeşim Yusuf Koç kardeşimizin ülkücü camianın sevdiği, değer verdiği ve her zaman insanlara karşı vefa gösterme noktasında gayet vefalı ve tutarlı olan bir kardeşimiz olan Yusuf Koç'un babası Necat Koç Hakk'ın rahmetine kavuştu. Tabii biz de Yusuf Koç kardeşimize mutlaka taziye ziyaretinde bulunduk ve cenazesine gidip katıldık tabii ki. Tabii el hükmünillah diyoruz mutlaka. El hükmünillah yani hüküm Allah'ındır. Allah'a aittir. Ölüp giden insanların ölüp gitmeleriyle ilgili, alemi berzahtan alemi ervaha göçmeleriyle ilgili bizim yapabileceğimiz hiçbir şeyin olmadığını, verenin Allah, alanın Allah olduğunu ve hükmün Allah'a, Yaradan'a, Allah Celle Celaluhu'ya ait olduğunu belirtmek için el hükmünillah deriz. Hani şair demiş ya, ölümü murad etme. Gelirse inat etme. Haktandır o reddetme. Onun için haktan geleni reddetmeme noktasında bir kabulleniş aslında çok önemli bir nokta. Yusuf Koç kardeşimiz de babası rahmetli Necat Koç'un kaybıyla mutlaka çok üzülmüştür ama tabii ki Allah'tan geleni kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece yapacağımız nedir? İşte Fatiha'sını okumak. Yusuf Koç kardeşimiz ve diğer aile efradı ve kardeşleri için de söyleyeceğim söz şudur. Tabii ki Necat amcaya diğer lakabıyla, adıyla, namıyla, şanıyla ünlü Yeşil Emi'ye gerekli hayrı haseneti yapmaları noktasında ne gerekiyorsa tabii ki onu yapmaları gerekiyor. Şimdi burada aslında benim vurgulamak ve belirtmek istediğim başka bir konu var. Tabii ki bir duruş adamı olan, Erzurum'da insanlar tarafından sevilen, Erzurum halkının değerleriyle teçhiz edildiğine inandığım Yusuf Koç kardeşimizin babasının cenazesinde, yani Narmanlı Camii'de, yani cami avlusunda, yani musallanın önünde dün benim dikkatimi çeken çok ilginç bir olay oldu. Şimdi Erzurum'da herkes her olaya gazeteci olarak bakar ama Cem Atmaca'nın bakışı daha bir içsel, daha bir duygusal, daha bir mantıklı, daha bir ayrı bakış açısından bakmaktır. Şimdi dün Narmanlı Camii'nin avlusu insanlarla doldu taştı. Tabii biz bunu haberleştirirken o avlunun ne kadar dolduğunu gösterme noktasında onu resimlerle de sizlerle paylaşacağız. Şimdi demek ki Erzurum'da tabii ki cenazeye gidip katılmak mutlaka çok önemli. Yusuf Koç kardeşimiz zaten hiçbir zaman beni ve inanıyorum ki o cami avlusuna gelen o mahşeri kalabalığı da hiçbir zaman kırmamış ve incitmemiş. Onların iyi günlerinde ve kötü günlerinde onlarla beraber olmuş. Onlarla kader birliği yapmış ki bu Erzurum'un soğuğunda o kadar insan gelip musallanın önünü, caminin avlusunu doldurdular. Tabii şunu da bir belirtmek ve altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii şunu söyleyeyim. Cami avlusuna toplanan kalabalığa baktığımız zaman Yusuf Koç kardeşimizin sadece önceki mesleği itibariyle değerlendirdiğimiz zaman su sayacı yazan bir insanla sınırlı kalmadığını ya da Yusuf Koç kardeşimizin dili varsa dilceğinin de olduğunu, eğer
ben Yusuf Koç'um, ben bu şehirde seviliyorum diyorsa, gerçekten de Yusuf Koç'un sevildiğinin cami avlusunda görüntüsünü görmek için de müneccim olmaya gerek yok. Demek ki Yusuf Koç sadece bir başkan danışmanı değil, Yusuf Koç aynı zamanda Erzurum halkında bir sevgisi, bir sempatisi olan ve halkta bir karşılığı olan, Erzurum halkının sevdiği kişilerden biriymiş. Sadece Yusuf Koç'a, Yusuf Koç'un babası rahmetli oldu şeklinde haber yapmaktan ziyade, konuya bir de benim bu bakışımla bakılması gerektiğini ve bu konunun oldukça önemli bir konu olduğunu ve insanların cami avlusunu doldururken Yusuf Koç'a olan sevgilerini gösterme noktasında cömert davrandıklarını, buradan çıkan sonucun da şu olduğunu. Demek ki Erzurum halkı, demek ki Erzurum insanı vefa gösterene vefa gösteriyor. Güzellik yapana güzellik yapıyor. Sahip olana sahip oluyor noktasında bir manşet, bir başlık çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ölüm, Necip Fazıl Üstadımız ne kadar güzel söylemiş. Ölüm güzel şey demiş. Bu budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Onun için ölümün de yaşamın önemli parçalarından biri olduğunu vurgulaması açısından Necip Fazıl Üstadımızı da rahmetle yad ediyoruz, minnetle, şükranla anıyoruz. Şimdi devamında Sümani Baba da ne kadar güzel demiş. Gönül ne beklersin demiş viran köşkünü. Geldiği geçtiği ömrün ne hayal desin. Felek bir yumurup tarumar eder. Geçti Süleymanlar ne hayal desin. Bu fani dünyadır bellidir belli. Ne şal giyen kalır ne yüzü allı. İstersen 100 yaşa ister 150. Ahiri ölümdür ne hayal desin demiş Sümani Baba. Şimdi madem ki ahiri, madem ki sonu ölüm olan, sonlu olan bir dünyada yaşıyoruz, neden birbirimizi kırar, neden birbirimizi incitir, neden birbirimizle didişiriz? Şimdi Yusuf Koç kardeşimizin babası rahmetli Yeşil Emin'in, Yeşil amcanın musalladaki o toplanan kalabalığın üzerinden ben kendime göre belli sonuçlar mutlaka çıkardım. Bu konuyu tekraren vurgulamak istiyorum. Ölümün bir yönüyle insanı kendine getirmesini, ölümün bir yönüyle insanın muhasebe, muhakeme etmesine sebebiyet vermesinin gerektiğini düşünüyorum. Ve bu vesileyle programımı açtığım Yusuf Koç kardeşimize ve tüm aile efradına başsağlığı diliyorum. Bu konuyu da burada kapatıyorum.